Ya sen benim düğünüme gelmeyecek misin? Ya bak ne olur bunu yapma. Yalvarırım sana bunu yapma. Bir konuşalım en azından ne olur. Konuşmak. Benle mi? Ne gerek var ki? Siz zaten kendi aranızda konuşup duruyorsunuz. Ha, benim hakkımdaki kararlarınıza uyamıyorsam artık kusuruma bakmayacaksınız. Yalan. Sakın bir daha bana dokunma. Biraz yavaş. Yavaş falan yok anne. Yavaş falan yok. Şurada düğünüme günler kalmış. Benim abimi yakalamam lazım. Yakalamam lazım. O ne biçim araba kullanmak? Öldürecek misin kendini? Evet öldüreceğim. Eğer sen benim düğünüme gelmezsem hemen şu an burada öldüreceğim hatta. Yeşim, ajitasyon yapma bana. Ben ajitasyon yapıyorum ha? Asıl senin yaptığın ajitasyon. Sen nasıl benim düğünüme gelmezsin ya? Nasıl ya? Sen seçimini yaptın. Düğününü anneni istedin. Sadece hayal kurdum. Düğünümde annemle olmak için senden izin istedim. Tamam. Ben de izin verdim işte. Sen benimle dalga mı geçiyorsun ya? Annem düğünüme gelecek, sen gelmeyeceksin. Aynen. Annem gelecek, ben gelmeyeceğim. Yok canım. Yok öyle şey. Benim abim düğünüme gelecek. Yeter be yeter. Gelmeyeceğim düğüne falan, anladın mı? Gelmeyeceğim. Bir şeyi çok merak ettim. Hiç bu soruları kendine sormak aklına geldi mi? Nasıl? Bayağı. Niye abimin yanında olmuyorum mesela? Niye abimi bu kadar yalnız bırakıyorum mesela? Hiç bunlar aklına geldi mi? Ben öyle bir şey yapmadım ki. Nasıl yapmadın? Nasıl yapmadın? Anneni bulduktan sonra bir kez sordun mu? Abim ne alemde acaba diye. Bir kez düşündün mü? Sen annen olacak bu kadını bulunca her şeyi unuttun Yeşim. Abini unuttun, dedeni unuttun, aileni unuttun. Benim ne düşündüğümü merak bile etmedin. Ben eve gelmiyorum, eve. İnsanlara yalan söylememek için eve gelmiyorum. Sense o evden çıkıyorsun. Bu kadının yanına gidiyorsun. Bu kadınla gezip tozuyorsun. Sonra gelip benim yüzüme bakıyorsun. Sen
aileni bıraktın. Ve bu kadının yanına koştun. Sen bir hayal kurdun. Gerçeklerin canını okudun Yeşim. Şimdi o düğünü annenle git. Abini boş ver.